arkadaşlar. Son dersimizde, yani ilk çektiğimiz veri tabanı videosunda bir ilişkisel veri tabanı yapısını temel olarak kavramaya çalışmıştık. Şimdi ise sırada SQL sorgularını kullanmada. SQL sorgularını kendi içinde gruplandıracaksak eğer karşımızdaki gördüğümüz şema şeklinde gruplandırabiliriz. 4 gruba ayırabiliriz. Temel olarak 4 gruba ayrılıyor zaten. Bunlar DDL, DQL, DML ve DCL dediğimiz 4 tane SQL'in alt programların komutlarının ayrıldığı 4 temel parçacık. DDL dediğimiz Data Definition Language, yani veriyi oluşturma, veriyi değiştirme, veriyi silme, veriyi tekrar veri üzerinde işlem yaptığımız, yani veri tanımladığımız dil. Create, Alter, Drop, Rename, Truncate ve Comment gibi bir yapıdan oluşuyor. Bunlardan bahsedecek olursak herhangi bir veri tabanında herhangi bir oluşturacağımız yapıya biz create ile yapılardaki değişiklikleri, tablolardaki veya veri tabanı kendisindeki değişiklikleri alter ile bir elemanı silmek istiyorsak drop ile veya bir isim değişikliği yapacaksak, çeşitli değişikliklere yol açacaksak MySQL'de rename ile toplu bir tabloyu içindeki verileri silecek isek örneğin truncate ile ve eğer bir açıklama ekleyeceksek comment ile yapabiliyoruz. Data Control Language'e gelecek olursak bu tamamen veriye erişim hakları ve erişmeme hakları ile ilgili bir durum. Yani veriye kimler erişebilir ve hangi haklarla erişebilir? Ekleme mi yapabilir, silme mi yapabilir, güncelleme mi yapabilir yoksa sadece veriyi sorgulayabilir mi gibi. Diğeri Data Manipulation Language. Yani biz veri tabanımızı oluşturduk. Gerekli yetkileri verdik. Kimler ne yapabilir, ne yapamaz belirledik kullanıcılar üzerinde. Ve o veri tabanı üzerindeki ekleme, insert komutlarıyla güncelleme, yani veri tabanımızdaki bu verileri kastediyoruz. Yani buradaki alter veri tabanının tanımı ile ilgili, tabloların tanımı ile ilgili, yapısı ile ilgili güncellemeler yaparken, değişiklikler yaparken update ise veriler üzerindeki güncellemeyi kastediyor. Delete bir veriyi silme. Merge verileri birleştirme. Call veri çağırma adında, yani çeşitli işlemlerde kullanabiliriz. Explain, plan ve log table dediğimiz birkaç kısım var. Bu kısımlarda bizim veri üzerindeki manipülasyonlarımız, yani veri üzerindeki ekleme, silme, güncelleme gibi temel işlemlerimizi yapacağımız işlemler. Ve en önemlisi de bizim çok sık üzerinde duracağımız bir yazılımcı mantığıyla SQL komutlarına yaklaştığımız için select dili olacak. Select daha doğrusu yapısı olacak. Bu bir data query language, yani veri sorgulama dili aslında. Buradaki select komutunun temel öğesi, hazır bir veri tabanı var elimizde. Bu veri tabanında tablolar ve kayıtlar var. O kayıtların içinden biz işimize yarayacak verileri nasıl çekebiliriz? Bundan bahsedeceğiz. Tabi bu işlemi yaparken arkadaşlar hepimiz aynı anda aynı veri tabanı üzerinde çalışabilmek için bir web ortamından yararlanacağız. Bu web ortamından bahsetmek gerekirse web ortamının ne olduğundan, bu web ortamımız çıkış yaparsak burada resmimizi yan tarafa alırsak v3schools.com web sitesinin SQL kayıt SQL eğitiminin temel alacağız. Bu arada kullanacağımız bir SQL try editor var. Buna nasıl ulaşabilirim? Peki Google'a gelip Google'da SQL try editor yazdığımda karşıma çıkan ilk site, dediğim gibi W3Schools'un SQL try editörü oluyor. Burada her işlem için ayrılmış ayrı bir dosya yapısı var. Yani ayrı bir yapı var. Yani sizin kullanacağınız select cümleleri için, insert cümleleri için ayrı ayrı yapılar oluşturulmuş. Peki bunlara nasıl ulaşabilir? Yani daha doğrusu ayrı ayrı yapılar, sorgulama dosya türleri oluşturulmuş. Buna SQL, sadece buradaki web adresinde /SQL ile veya W3Schools'un ana sayfasından geldiğimizde aşağı doğru indiğimizde karşımıza SQL server side tarafındaki eğitim kısmında SQL karşımıza çıkıyor. Burada her bir cümlecik için sayfayı takip ederseniz
size bir trade yourself sunuyor. Biz genelde bu tutorial'ı takip edeceğiz, takip ediyor olacağız. Bugünkü yapımızda ise olan sorgu, SQL sorguları, select sorguları olacak genelde birkaç ders boyunca. Select sorgularından bahsedeceğiz temel olarak. Distinct, where, and, or, not gibi işleşlerden, yapılardan, order by gibi yapılardan bahsedeceğiz. Buradan hemen biz bir önceki sayfamıza geri dönecek olursak, yani SQL editörümüze dönecek olursak, burayı bir tanıyalım. Aslında burayı bir önceki dersimizde tanımıştık. Burada neyi tanıyacağız peki? Burada bir veri tabanı var. Yani hazır bir veri tabanı var. Bu veri tabanında da burada daha önceki derste bahsetmiş olduğumuz Northwind veri tabanımız mevcut. Northwind veri tabanında gördüğünüz gibi 8 tane tablo var. Ve her tablonun burada gördüğünüz gibi ilişkisel bir yapısı var. Bu ilişkisel yapı üzerinde sorgularımızı test ediyor olacağız. Başlangıçta tek tablo üzerinden sorgularımızı yaparken daha sonra bu birkaç tabloyu birleştirerek hatta bütün veri tabanı üzerinde genel bir bilgi çıkarımı sağlayacak. İşte gerekirse 7-8 tabloyu bir arada sorguya dahil ederek sorgular yazmaya çalışacağız. Fakat tablomuzu biraz tanımak gerekirse geçen dersten hatırlatma adına tablomuzda 8 daha doğrusu veri tabanımızda özür diliyorum 8 tablomuz var. Bu 8 tablomuz nelerdir? Onlara bir göz atalım. Customers yani müşterilerimiz var. 93 tane customer yani müşterimiz var. Ürün kategorisi olarak 8 ürün kategorimiz var. Employee çalışan olarak 10 tane çalışanımız var. Ve biz yaklaşık 196 sipariş ve bu siparişin detayında da 518 tane de detayımız var. Order details, sipariş detayına geçtiğimizde. Ve product ürünümüz de bu 8 kategoride 77 farklı ürünümüz var. Ve bu ürünlerin her birinin birer sağlayıcısı var. Yani kimden bu ürünleri temin ediyorsak biz bir satıcı olarak onların 3 tane sağlayıcısı var. Daha doğrusu yanlış oldu. 3 tane shipper dediğimiz ya yani 3 tane kargolama çalıştığımız kargolama firması var diyebiliriz özetiyle. Shippers düzeltelim. Ve o 29 tane sağlayıcımız var. Supplies yani bizim bu ürünlerimizi sağlayan 29 farklı firma var. Şimdi biz veri tabanında tek tablo üzerinde sorgu yaparken genelde bu resme ihtiyacımız olmayacak. Ama ne zaman ki biz genel olarak örneğin hangi müşterinin hangi ürünü hangi personelimizle ilişkilendirerek aldığını bilmek istediğimizde veya daha geniş bir açıdan bakacak olursak hangi siparişte hangi ürünler alınmış ve bunlar hangi kategoride ve bu kategorilerden bakarak ürünlerden yola çıkarak hangi sağlayıcıdan bunları edinmemiz gerekiyor gibi sorgulara girmek istediğimizde karşımıza böyle birkaç tablonun birleşeceği sorgular çıkacak. Şimdi fazla lafı uzatmadan ilk SQL cümlecimizi yazarak konuya başlayalım. İlk SQL cümlecimiz, daha doğrusu en basit yazacağımız SQL select cümleci burada karşımıza çıkıyor. Burayı siliyoruz. Buraya açtığınızda SQL statement dediği bir kısım var. SQL statement'a temel olarak siz SQL komutlarınızı yazıp run SQL dediğinizde alt tarafta karşınıza bir sonuç çıkıyor. Bu sonuçta bir tablo veya tablonun bir bölümü veya birkaç tablonun sütunlarının, satırlarının birleşmiş hali çıkıyor. Zaten SQL'deki select cümlecinin yapısı budur. Tablolar üzerinde istenilen verileri yine bir tablo sonucu olarak almaya yarayan bir cümlecik diyebiliriz yani veya kod parçası select komut. Burada bakalım yavaş yavaş incelemeye devam edelim. Örneğin customer'larımız varmış. Yani müşterilerimiz varmış. Müşterilerimize ait hangi bilgiler var? 93 müşterinin bilgisini tıkladığınızda burada bir select yıldız from yapısı oluştu dikkatinizi çektiyse. Buradaki yapıyı incelediğimizde 93 kaydın her birinin customer ID'sinin, customer name'ın, contact name'ın, adres, city, postal code, country gibi nitelikleri olduğunu görüyoruz. Şimdi biz kendimiz bu yapıda bu kodu yazmak isterse ilk olarak select anahtar sözcüğümüzle başlıyoruz ve bir from yapımız var. Yani select nereyi sorgulayacaksın? Hangi tablo veya tablolarda şu anda tek tablo üstünde çalışacağımız için biz employees diyelim. Yani ilk bizim sorgulama yapacağımız tablomuz employees olsun. Fakat burada bir eksiklik var. Select ile from arasına
Bu tablo veya tablolardaki hangi sütunları görmek istiyorsak buraya onu yazıyoruz. Ama buradaki en bilinen yöntem yıldız karakterini, Asterix karakterini koyarak Run SQL dediğimizde karşımıza bakın employee çalışanlar olarak 10 kaydımız var ve her birinin kaydı aşağıda listeleniyor. Select cümlecinin temel yapısı select anahtar kelimesi. Burada hangi sütunları görmek istiyorsak o bilgi from'dan sonra da tablo veya tablolar. Yani birkaç tabloyu birleştirip sorgulamak istiyorsak tablolar tek bir tablo sorgulanacaksa, veri çekilecekse employees yani sadece bir tablonun adını yazmak yeterli. Fakat burada gördüğünüz gibi yıldız koyduk, Asterix karakteri koyduk daha doğrusu. Run dediğimizde bütün sütunları bize bu sorgu getiriyor. Hangi tablodaki employees tablosundaki bütün sütun bilgilerini getiriyor. Fakat ilk öğreneceğimiz SQL'deki aslında SQL'deki yapı şu. Select cümleci temelde aslında sizin veri tabanınızdan belli kısımları şey yerindeyse ne derler ona amiyane tabiriyle biçerek sütunları satırları biçerek veya onlar hakkında toplu bir veri elde ederek bir sonuç tablosu elde etmenize yarayan bir sorgu türüdür select sorusu komut türüdür. Şimdi buradaki yıldız karakteri yerine ben sadece last name ve first name sütunlarını görmek istiyorsam ya buradaki bu karakteri kullandığımda bizim karşımıza bütün tablodaki kayıtlar çıkıyor. Fakat ben sadece last name ve first name sütununu görmek istiyorsam buraya gelip yazacağım şeyler şu. First name bunun sıralaması buradaki gibi olmak zorunda değil. Yani first name'i de her kendini istediğim şekilde buraya ilk sırada yazabilirim. Last name'i de ondan sonra yazabilirim. Peki ikinci sütunumu nasıl ekleyeceğim? Araya bir virgül koyuyorum ve ikinci sütunumu ekliyorum. Burada yazım yanlışı küçük büyük karakter yani şöyle söyleyebiliriz. Büyük küçük karakter duyarlıdır. Yani burada yaptığımız her yanlış sorguda bir hataya neden olabilir. Daha doğrusu neden olur. Onun için burada case sensitive dediğimiz yani büyük küçük karakter uyumuna daha doğrusu yapısına dikkat edeceğiz. Şimdi bu sorguyu çalıştırdığımızda karşımıza employees tablosunun first name ve last name sütunları gelecek ve verdiğim sırada gelecekler. Fakat burada bilmemiz gereken yani şimdiden olaya odaklanmak için bilmemiz gereken en önemli şey. Şimdi eğer tek bir tablo üstünde sorgu yapıyorsanız bunlar çok büyük bize sıkıntı doğurmuyor. Fakat eğer birkaç tabloyu buraya from'dan sonra ekleyip birkaç tabloyu birleştirme gibi bir sorguya gittiğimizde tablo isimleri yazılması sürekli sıkıntı yaratabiliyor. Bunun için genelde SQL'de select komutu yazarken bu tablolara takma tek harfli veya iki harften, üç harften oluşan bir takma isim veririz. As E. Buradaki E karakteri employees tablosunun bundan sonra tablo ismi olarak E olarak adlandırıldığını ifade ediyor. Buradaki sorgumuzda ise tek değişiklik E nokta first name E nokta last name şeklinde düzeltiyoruz. Bu nokta operatörü çoğu programlama dilinde bir tanımladığınız bir yapı varsa işte bu ne olabilir? Bir object oriented bir program geliştiriyorsunuz. Oradaki nesne önemli bir program geliştiriyorsanız oradaki sınıfa ait nesnenin sınıfa ait içte tanımladığınız alan veya metotlara ulaşmanızı sağlar. Şimdi buradan hareketle bu sorguyu çalıştırdığımızda karşımıza gelecek yapı first name ve last name. Gördüğünüz gibi sorguda bir değişiklik olmadı. Peki şöyle bir tablomuzu incelediğimizde 10 tane kaydımız olduğunu görüyoruz. İkinci sorgu kısmımıza gelecek olursak en temel select yapısını gördük. Distinct aslında bize tablodaki tekrar eden yani bizim sonuç tablosunda tekrar eden yapılarımızı azaltmaya, tekilleştirmeye yarar. Örneğin şöyle bakalım bizim customer'larımız nerelerdeymiş inceleyelim. Bütün şurada gördüğünüz gibi burada customers tablo ismine tıkladığımda 93 kayıt geliyor. Peki bunun gelmesini sağlayan şey ne? SQL cümlecini select yıldız from customers yapısı. Burada gördüğünüz gibi yine select hangi tablolar? Hepsi from customers. Bütün hepsini getir. Burada incelediğimizde city, postal kod ve country yapısını görüyoruz. Biz şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi sadece burada country görmek istediğimizi varsayalım.
Bana bu SQL sorgusu, şu anda yazdığım SQL sorgusu, Customers tablosundaki o 93 guide'ın diğer sütunlarını budayarak, yani niteliklerini budayarak bana bir country sütununu, 93 guide'ını getirecek. Fakat burada gördüğünüz gibi bir sürü tekrar eden ülke adı var, country var. Şöyle bir şey isteyebilirim ben. Ben acaba kaç farklı ülkeye, kaç farklı, yani benim müşterilerim, customer'larım, kaç farklı ülkeden olduğunu merak ediyorsan, bunları tekil olarak görmek istiyorsan, kullanacağım kelime distinct. Distinct kelimesi select'ten sonra hemen yer alır ve ondan sonra da ilgili sütunu yazarak, normal sorgumuza bunu ekleyerek çalıştırdığımızda şu andaki sonucumuzu görürsek 22 görüyoruz. Burada 22 farklı ülke. Distinct komutunu çıkardığımızda ise karşımıza 93 farklı ülke çıkar. Tabi buradaki 93 farklı demiyorum, 93 kayıt çıkar. Distinct sözcüğü burada bize var olan tablolarınızdaki tekrarları engellemeye yarar. Şimdi buradan hareketle bu sorguya virgül atarak, distinct'i de kaldırarak yanına city'yi de eklemiş olalım. City'yi eklediğimizde karşımıza 93 kayıt çıktı. Şimdi burada önemli nokta şu: niye 93 kayıt çıktı? Yani city'yi ekledik, işte city'yi tek başına sorgulasaydık yine 93 kayıt çıkacaktı. Şimdi buradaki esas cümle şu: acaba distinct dediğimde bana kaç farklı kayıt verecek? Yani farklılık kaç tane? Şimdi buradaki temel mantık şu aslında: 70 olduğunu görüyoruz. Buradaki farklılığın 70 olduğunu görüyoruz. Çünkü burada farklılığı ele alırken olaya iki sütunun birleşimi şeklinde bakmamız gerekiyor. İki sütunun birleşimini ele aldığımızda 70 farklı kayıt olduğunu bize gösteriyor. Distinct kelimesini kaldırdığımızda göreceğimiz sonuç ise doğal olarak yine 93'tür. Çünkü bana bütün satırları getirecek. 93'ü ben acaba kaç farklı adresteki noktadaki yapıya gittiğimi görmek istediğimde kullanıyorum. Veya benim sorguladığım tablom şu anda, en güzel anlatımda şöyle anlatırsak: benim bu sorgu Run SQL bir tablo sonucu çıkardı. Bu yine bir tablo çıkardı. Tabloları birleştirip de sorgularsınız. Tabloları ayrı ayrı sorgularsınız. Tek tek sorgularsınız ama unutmayın, her zaman ortaya çıkan select cümlecindeki sonuç yine bir tablodur. Ve bu tabloyu biz, ortaya çıkan tabloyu çeşitli yöntemlerle sütun ve satırlarını biçmeye uğraşırız. Ve amacımız bize yararlı olan bilgiyi elde etmektir. Buradaki amacımız da şu olsun: bakın, city'yi de tek başına alsam, distinct etsem ne olacak ona bakalım. Distinct yaptığımda şunu göreceğim: yine kayıt sayım 70 olacak. Çünkü buradaki farklılığı sağlayan, satır ve daha doğrusu sütunlardaki farklılığı sağlayan şey bir city kavramı var. Burada country'yi de yine ekledim. Değişiklik olmadığını tekrar göreceğiz. Run SQL'inde distinct kelimesi bize sorguladığımız, distinct kelimesi düşünürsek, tablo yapısında, sorguladığımızda ortaya çıkan tablo yapısında tekrar eden satırları tekilleştirmeye yarıyor. Distinct kelimeciğimiz bizim sorgularımızdaki tekrarları engelliyor. Bugün bu dersimizde ilk olarak hangi ortamda çalışacağımızı, hangi tablo üzerinde sorgulamalar yapacağımızı ve ilk select cümlecimizi yazarak, select yıldız from ve tablo adı şeklinde yazarak devamında ilk anahtar kelimemiz distinct kelimemizi öğrenmiş olduk. İyi günler.